أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الخامس من سورة المعارج من النسفي Bugün Nesefi tefsirinin Ma'arij suresinin 5. dersini ve 22. ayetinden itibaren okuyoruz. İllel musallin 22. ayet budur. Hulikal insanu helu'an izâ messehu'ş şerru cezû'a ve izâ messehu'l hayru menû'adır. İllel musallin, musallinler hariç. Namaz kılanlar nedir? Hariç. Ellezine, böyle rastgele namaz da kılmıyorlar. Öyle kimseler ki, hum ala salatihim daimun. Namazları üzerine nedirler? Daimdirler. Daim ne demek? Ala salatihim ey salavatihimil hamsi. İşaret etti ki salavattan murad nedir? Salavat-ı hamsedir. Herhangi bir şey mutlak zikredildiği zaman o şeyde ferd-i kamil neyse mütebadır odur. Salat denildiği zaman ferd-i kamil salattan mefrud olan salattır. Beş vakit namazdır. Daimun ne demek? Ey hafizune aleyha namazları üzerine muhafaza ediyorlar. Fî mevâkidihâ mevâkidlerinde namazlarına ne ediyorlar? Namazlarına dikkat eder. Ey yuhafizuna aleyha fi mevâkidihâ. Maneleri bu olmasını kim söylemiş? Hani İbn-i Mes'ud'in radiyallahu anhu. Abdullah İbn-i Mes'ud'den rivayet edilmiş. Yani namazdan murad salavat-ı hamse olması, devamdan murad vakitlerinde kılmak olması bu İbn Mesud söylemiş. Namazlar üzerine daimdirler yani vakitlerinde eda ederler. Şimdi bu ayet ve bu ayetten sonra gelen birkaç ayet daha geliyor. Yüce Allah onları öyle bir takım vasıflarla vasıflandırdı ki o vasıflar delalet ediyorlar. Bunlar son derece helalden nedirler? Helalden münezzehtirler, uzaktırlar. Öyle değil mi? Bir. Ve insanlara Allah'ın taatına düşkün olduklarını ortaya koyuyorlar bu gelecek ayetler. İnsanlara karşı çok merhametli olduklarını ortaya koyuyorlar. Ölümün mavverasına inanıp cezaya inandıklarını ortaya koyuyorlar. Ahiretteki azaptan havfleri, korkuları olduğunu ortaya koyuyorlar. Şehvetlerini Allah yolunda günah işlememek için şehvetlerin kırılmasına delalet ediyorlar. Hani geliyor ayetin biri, oruç tutuyorlar. Daima acili acile yani ahireti dünyaya tercih ettiklerini gösteriyorlar. Bu söylediğim her biri bir ayetten çıkıyor. Şimdi onlar yavaş yavaş geliyorlar. Şimdi İbn-i Mesud'dan rivayet edilerek devamı nasıl mana etti? Devamı yani vakitlerinde kılmayla tefsir etti. Namazları üzerine daimdirler. Yani namazlarını ne ediyorlar? Zamanında kılıyorlar. Veyahut da
namazları üzerine daimdirler. Mütebadır mana da budur. Yani hiçbir zaman namazlarını ne etmiyorlar? Terk etmiyorlar. Ama devam bu demek değil. Devam sürekli yapmak. Burada biz diyoruz devam yani beş vakit namazlarını kılıyorlar. O zaman ara veriyorlar. Aralarda boşluk var. Zaten her şeyin devamı ona münasip olan devamdır. Mesela adam sürekli hac yapıyor. Ne demek sürekli yapıyor? Yani her sene yapıyor. Yoksa her gün yapıyor demek değil. Hacın sürekli yapması bu demektir. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ Namazları üzerine devam ediyorlar. Ha, bu idafe teşrif içindir. Demek ki bu namaz onların namazıdır. Onlara has, onların özelliği, onların meziyeti olan bir nedir? Bir namazdır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ Burada sala cümle ismiye gelmiş. Gelecek ayetlerde de olduğu gibi cümle ismi gelmesi de neye delalet ediyor? Örnek bu ayette salatın devamına ne ediyor? Devamına, istimrarına devam ediyor. Cümle ismi de bu var. Zaten daimundan devam anlaşılır değil. Daimundan devam anlaşılır. Hum ala salatim cümle isminden de istimrar, devam anlaşılır. Tekit için olur. Veyahut da deriz ki daimun'den anlaşılan devam sürekli namaz kılarlar. İlk vakitlerinde kılarlar. Ama cümle isminden anlaşılan devam hiçbir vakiti ne etmiyorlar? Kaçırmıyorlar. Bak daimun vakitlerinde kılarlar. Bir de sürekli kılarlar hiçbir vakiti kaçırmıyorlar. Bu şekilde de diyebiliriz. Pek daimun demeyle işaret etti ki ibadetin devamında fazilet olduğuna işarettir. Her ibadetin devamında fazilet vardır. Efendimizin bir hadisi de var. Huzu minel ameli ma tutikunehu fe innallahem La yemellu hatta temellu diye bir hadis de var. Yani gücünüz yettiği kadarıyla ibadet yapın. Sizde bıkkınlık olmadığı sürece Allah-u Zülcelal'de ne olmaz? Bıkkınlık olmaz. Annemiz Ayşe radiyallahu anhu da diyor Allah'ın Resulü'nün en sevdiği ibadet devamlı sürekli olan ibadet idi. Anlaşıldı değil mi? Tabi devam demin dediğimiz gibi kimisine göre vaktinde namaz kılmaktır. Kimisine göre namazda daimdirler. Hiçbir zaman namazın içinde sağa sola dalmıyorlar. Sağına bakmıyorlar, soluna bakmıyorlar, dikkatlerini dağıtmıyorlar. Sürekli namazın içindedirler. Bildiniz değil mi? Veya namaza daimdirler, hiçbir namazı terk etmezler. Daim demek vaktlerinde kılarlar. Daim demek hiçbir vakit kaçırmazlar. Daim demek sürekli namazdadırlar. Hiçbir zaman namazın dışındaki şeylerle meşgul olmazlar. Dikkatlerini dağıtmazlar. Sağa sola bakmazlar. Oldu. Namazdan murat farz namaz almıştık öyle değil mi? Bazı müfessirler buradaki namazdan sünnet namazı alıyorlar. Niye? Diyor zaten farz namazı kılmak, sürekli kılmak bu müminin görevidir. Biri kendi görevini yaparsa onunla fazla övülmez, onunla fazla ziyade tülmeziyet, fadıl yoktur. Kendi görevi olmayan sünnet namazları sürekli kılmakla İnsan daha da değer alır, daha da şeref alır, daha da kemalül medhe layık olur. İllel musallin 21. ayet Ellezine hum ala salatihim daimun
Bu da 23. ayet. وَالَّذ۪ينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومٌ Bu da kaçıncı ayet? 24. ayet. O kimseler ki kendi mallarında hakkı malum var. Ya mallarında hakkı malum ne demek? Yani zekatı, zekat var. Niye zekata hakkı malum denilir? لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ مَعْلُومَةٌ Çünkü zekat mukadderdir, malumdur. Yani zekat Allah tarafından, şara tarafından takdir edilmiş ve belirlenmiştir. Biliniyordur. Bu لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ takdir edilmiş. Niye zekata hakkun denilir? Çünkü Allah tarafından takdir edilmiş. Malumun ha malumetun Allah tarafından belirlenmiştir. Onun için hakkun malumu denilir. Haktır, Allah takdir etmiş, şara takdir etmiş, malumdur, biliniyor. Hakkun malumdan murad zekattır. اَوْ صَدَقَةٌ يُوَزِّفُهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ Ya hakkun malumdan murad sadakatun yuvazifuha raculu ala nefsihi. Kişinin kendi nefsine vazife kıldığı bir sadakadır. Ev sadakatun yuvazifuha raculu ala nefsihi. Anlıyorsunuz değil mi? Yani raculun, kişinin kendi nefsine vazife edindiği, belirlediği sadakadır. Zekat değil. Ev sadakatun yuvazifuha raculu ala nefsihi. Racul, tabi racul şart değil, gaye kul, abid, kendi nefsine vazife edinmiş. Yüeddiha, onu eda ediyor. Fi evkatin malumetin, belirli vakitlerde onu eda ediyor. Yüeddiha fi evkatin malumetin, belirli vakitlerde onu ne ediyor? Eda ediyor. Yani haktır, o kendine bir hak olarak tayin etmiş. Malumdur, belirli vakitlerde eda ediyor. 24. ayet budur. Yani ezzekâte li'enneha, niye buna hakkı malum denilir? Li'enneha mukadderetun malumetun ev sadakatun yuvazifuha raculu ala nefsi. Yüeddiha fevkatin malumeti. 25. ayet. Bu sadaka kimler içindir? Ha Allah tarafından takdir, tayin edilmiş. Ha kişi belli vakitlerde kendine tayin etmiş, belirlemiş. Kimin içindir? لِسَائِلِ لَذِي يَسَلُمْ İhtiyacı olup sual eden sail içindir. وَالْمَحْرُمِ لَذِي يَتَعَفَّفُ عَنِ السُّعَالِ O kimse ki, mahrum nedir? O kimse ki ihtiyacı olduğu halde sual etmiyor. Ne etmiyor? Sual etmiyor. Sual etmeyince fe yuhsebu ganiyen, gani olarak ne yapılıyor? Gani olarak zannediliyor. Fe yuhremu ne yapılıyor? Mahrum kılınıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Lisaili lezi yes'elu vel mahrumi lezi yeteaffafu anis suali fe yuhsebu ganiyen fe yuhrem. İşte mahrum kimdir? O muhtaç kişi ki sual etmiyor, sualdan taaffuf, iffet ediyor, uzak duruyor. Başkalar tarafından zengin zannediliyor, o bir şey istemeyince bu zengindir, ihtiyacı yok derler ve mahrum kılınıyor. Sadakalardan, zekatlardan ne yapılıyor? Mahrum kılınıyor. Oldu. Peki zekata
وَالَّذِينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُمٌ Zekata hakkı malum denilmesi ile işaret etti ki bu adamlar fakirleri kendine ortak gibi yapmışlar. Yani o kadar onlara yardım etmek isterler, o kadar onları vermek isterler, o kadar onları gözetliyorlar. Sanki ortaklar, fakirler de onların neydiler? Ortaklarıydiler. Anlaşıldı değil mi? Ha, bu eğer hakkı malumdan murad ne alırsak, zekat değil, normal sadaka alırsak. Zaten bu daha sağlıklıdır. Niye? Çünkü zahiri ihtimal, kuvvetli görüş o ki, bu ayet nazil olurken daha henüz zekat farz olmamıştı. O zaman niye hakkı malum? Zekat ise zaten Allah tarafından hakkı malumdur. Eğer normal sünnet sadaka ise niye hakkı malum denilmiş? Kendine onlar o kadar fakirleri kendi ortak gibi adetmişler. O kadar onlara vermek, yardım etmek isterler. Sanki onlar onların ortaklarıdırlar. O malda onların neyi var? Hakları var. Buna göre hakkı malumdur. Yani herkes o hakkı bilirdi. Kendileri bilirdi, hesabını yaparlardı. Sağda bilirdi, bilirdi. Sağda onun hesabını yapardı. İşte bana bu kadar verir, şu kadar verir diyebilirdi. Oldum. Lissaili vel mahrumi. Sail, sual eden, hacetini arz eden kişi. Mahrum, dediğimiz gibi, sual etmeyip de başkalar tarafından da zengin ad edilip kendisine verilmeyen, mahrum kalan kişi. Yani bu adamlar o mahrumları da araştırıp bulup veriyorlar diye. 24-25. ayet de bu diye. وَالَّذ۪ينَ فِي اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ يَعْنِ اَزَّكَاتَ لِيَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ مَعْلُومَةٌ اَوْ صَدَقَةٌ يُوَزِّفُهَا الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ يُعَدِّهَا فِي اَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ لِسَّائِلِ الَّذ۪ي يَسْأَلُ وَالْمَحْرُومِ الَّذ۪ي يَتَعَفَّفُ عَنِ السُّعَالِ فَيُحْسَبُ غَنِيًا فَيُحْرَمُ Anlıyorsun Hicrisu. Olmadıysa söyleyin. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينِ Yevmu dini ne ediyorlar? Tesdik ediyorlar. Din demek, ceza demek. Yani kıyamet günüdür. Peki kıyamet günü, o Nesefi de diyor. اَيَوْمِ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ Yevmu din ne demek? Yevmu ceza demek, yevmu hesap demek. Ceza amellerinin karşılığı verildiği gün. Ha ameli ise ceza iyi, ameli kötü ise ceza kötü. Vel hisabi yevmul hisab kullarının hesapları göründükleri gün. Ve huve yevmul kıyameti o da nedir? Kıyamet günüdür. Oldum. Kıyamet günü tesdik etmek ne demek? Ba'se cezaya inanmak demek. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ Mudare getirmiş. Mudare'de teceddüd istimrar var. Demek ki onlar da يَوْمُ الدِّينِ amellerini sürekli, hem sürekli yapıyorlar, hem sürekli yeniliyorlar. Ne ediyorlar? Yeniliyorlar. Oldum. Bu kaçıncı ayet? وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ اَيَّوْمِ الْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ 26. ayettir. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Bu da kaçıncı ayettir? 27. ayet. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِينَ Bu da 28. ne? Ayettir. Me'mun bil hemzi siva ebi amri.
bilhemzi siva ebi amrin. Me'mun. Anlıyorsunuz değil mi? Ebu Amr hariç geri kalanlar me'mun hemzeli okumuşlar. Peki manası nasıl gelir? Ey la yenbeği. Önce vellezine hum min azabi rabbi muşfikun. Ne demek? Haifun. Rablarının azabından muşfiktirler. Yani Rablarının azabından daima korkarlar. Oldu mu olmadı? وَاَعْتَرَدَ بِقَوْلِهِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بِالْهَمْزِسِ وَاَبِ عَمِرٍ Rabbilerin azabından memnun değiller, memnun değiller, emin değiller. Ne demek? اَيْ لَا يَنْبَغِ لِأَحَدٍ Hiç kimseye uygun, münasip düşmüyor. وَاِنْ بَالَغَ فِي طَاعَةِ وَالْاِجْتِهَادِ Velev ki taat içtihadda ne etse, mübalağa da etseler. Ey la yenbeği li ahadin ve in balağa fi taati vel içtihadi en ye'menehu. Hiç kimseye münasip değildir. Ne etsin Allah'ın azabından memnun, emin olsun. Yani kişi ibadetin zirvesine de çıksa kendi gücün nispetinde, yine Allah'ın azabından emin olmak kişiye münasip uygun değil. Hiç kimseye. وَيَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ مُتَرَجِّحًا بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ Kişi daima tereccüh gidip gelmek, sallanmak, daima havf raca arasına gidip gelmek, aralarında durmak, bir taraftan Allah'ın rahmetinden umut var olmak, bir taraftan da ne ediyor? Korkuyor. Oldu mu olmadı? Her insana ne kadar ibadeti çok da olursa, yakışan, münasip olan havf ile raca arasında olmak. Yoksa kişi taatına, ibadetine güvenip, kendi emrinde his derse bu ne olur? Sıkıntı olur. Bu hiçbir mümine münasip değil. Şimdi وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ Hep mabad makabile. Mabad makabile nedir? Atıftır. Ama buraya gelince اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ Burada ne olmuş? Burada atıf olmayan bir cümle, iki matuf. Yani matuf matvali arasında ne olmuş? Muhteride bir cümle geldi. Faydası da nedir? Faydası ta ki ne etsin? Ta ki bildirsin ki hiçbir insana Allah'ın azabından emin olmak münasip, uygun değil. İbadeti ne kadar çok olursa da olsun bunlar gibi. İslam'ın bütün vazifelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Musallindirler. Namazlarına daimdirler. Mallarına hakkı malum var. Kıyamet gününe inanıyorlar. Allah'ın azabından ne ediyorlar? Korkuyorlar. Bir de Allah'ın azabından emin değiller. Oldum. Bitti. وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ وَاَعْتَرَدَ بِقَوْلِهِ وَيَهُدْ وَاَعْتُرِدَ بِقَوْلِهِ Binay-ı Meşru da okunabilir. اِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بِالْهَمْزِ سِوَا اَبِي عَمْرٍ اَيْ لَنْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ وَاِنْ بَالَغَ فِي الطَّاعَةِ وَالْاِجْتِهَادِ اَنْ يَأْمَنَهُ وَيَنْبَغِ اَنْ يَكُونَ مُتَرَجِّحًا بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ O kimseler ki fercilerini ferc, erkeklerin avretine, kadınlarınkine de denirler. Yani cima
aletlerini muhafaza ediyorlar. وَالَّذ۪ينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ Demedi وَالَّذ۪ينَ حَافِزُونَ لِفُرُوجِهِمْ لِفُرُوجِهِمْ takdim etti. İşaret etti ki buradaki furucların hifzi çok önemli. Furucların ehemmiyetine binen takdim etmiş. Bir de hafizun, melumin, me'mun, yani o makablere daha, yani fasile olarak diğerlere daha uygun hafizun. 29. ayet وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اِلَّا عَلَانْ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ اِلَّا عَلَانْ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Ezvacları hariç اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ sağ elleri, mülk ettikleri, cariyeleri hariç. Yani furuclarını, furuc fercin cemidir. Furuclarını eşleri ve cariyeleri hariç yabancılardan muhafaza ediyorlar. İlla ala ezvacihim, nisaihim. Ezvacıdan murad nedir? Nisadır. Evma meleket eymanuhum. Ey imaihim. Bundan da murad nedir? İma cariye demek. Yani cariyeleri hariç, hanımları hariç, başkalardan furuclarını ne ediyorlar? Muhakkak hifz ediyorlar. Ha, fe innehum bunlar gayru melumine ala terkil hifzi. Fe innehum gayru melumine ala terkil hifzi. Bunlar terkul hifz üzerine melum değiller. Fe innehum gayru melumine ala terkil hifzi. Anlıyorsunuz değil mi? Hifzin terki üzerine bunlar levme edilmiyorlar. Yani hanımlarının, cariyelerinin ne karşı kendilerini muhafaza etmeseler, bunlarla beraber olmasalar melum levme edilmiyorlar. Şimdi bakın dikkat edersek, zinadan uzak tutmayı tekli bir şekilde ifade etti. Demek ki zina çok büyük bir fahişedir. İkinci bir konu, eşlerinle, carileriyle beraber olmalarında levme edilmiyorlar. Demek bu da mubah bir şeydir. Bu da nedir? Mubah bir şeydir. Yoksa burada bir teşvik, tergip söz konusu değil. وَالَّذِينَ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ 29. ayet İlla ala ezvacihim evma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumin. Bu da 30. ne? Ayettir. Femmeni bi tagâ verâ ezzâlike. Femmeni bi tagâ verâ ezzâlike. Kim bunun ötesini talep ederse. Yani فَمَّنِ اِبْتَغَى طَلَبَ مَنْكَحًا Burada menkeh nikah manasındadır. Nikah cima demektir. Kim bunun ötesinden cimayı talep ederse. Zalike nedir? Zalike zevcat ile memlukattır. Ey gayri zevcati vel memlukati. Ey gayri zevcati vel memlukati. Kim zevcatlarının, eşlerinin ve memlukatlarının gayrisini talep ederse, gayrisinden cimai talep ederse, yani cimada bulunursa, zinada bulunursa, fe ulaike işte bunlar humul adun. Adun ne demek? El mutecavizuna anil halali ilel haram. Halaldan harama tecavüz etmiş kişilerdir. Anladınız değil mi?
Bakın hum demirul fasıl tekli ifade ediyor. Ulaikel adun mutlak vel marife hasri ifade ediyor. Fe ulaike ba'id olan ismul işareti. Bir ism işaret getirmiş. Bunların kubhu o kadar meşhur şaye sanki bunlar göz önünde. Bir de ba'idu için olan ulaike'yi getirdi. Bunların rütbeleri çok uzak olduğuna delalet etmek için. Anlıyorsunuz değil mi? Pek vera ezzalike dedi. Demek insan caresiyle beraber olur, eşiyle beraber olur. Bunlarla cima yapabilir, başka yapamaz. Yaparsa ne olur? Şiddetli bir şekilde adundur. Öyle değil mi? Yani halaldan harama tecavüz etmiş demektir. Ve hazil ayeti, bu ayet teddullu ala hürmetil mut'ati. Nikahul mut'a şialarda caiz görünendir. Demek bu da haram. Niye? Bu da eşin ve imanın nedir? Maadesidir. Ve vati zükrani. Benki ve vati zekeri zükran olması lazım. Zekerin cem'idir. Çünkü nedir? Aynıdır. Zükran yapın. Elhamdülillah. Yehdina ve yehdikumullah. Vel behaimi. Demek livata yapmak da haram. Vel behaimi hayvanların yanına gitmek de haram. Vel istimnai bil keffi. Vel istimnai bil keffi. Kef elle. İstimna yapmak, kendini tatmin etmek, bu da nedir? Bu da haramdır. Şafilerde, Hanfilerde de öyle, Şafilerde de öyle, bir kişi zinadan, bir kişinin hanımı, Allah olam Hanfilerde var, bir kişinin hanımı ay hali ise, Şafilerde de bu var. Adam o halde cimadan korkuyor ise şehvetini kırmak için kendi hanımın eliyle kendini tatmin edebilir. Alimler buna cevaz verenler var. Demek 31. ayet فَمَّنِ اِبْتَغَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Şimdi 32. ayete geldi. Bildiniz değil mi? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى الصَّلَاةِ مُحَافِزُونَ اُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Daha buraya kadar devam ediyor. Hepsini okursak fazla olur. Burada duralım. Kalanı iki ders yapalım. İki ders olur. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربي